Merhaba arkadaşlar. Şimdiki dersimizde SQL Server 2016 ile gelen başka bir yenilik olan Row Level Security üzerine konuşuyor olacağız. Öncelikle nedir bu özelliğimiz? Bir tanıtım yapalım. Ardından diğer videolarımızda teknik olarak yapıyı ele alacağız. Veri tabanı yönetim sistemlerinde amacımız düzenli ve organize edilmiş ilişkisel bir şekilde verilerimizi modifiye etmektir. Bu amacı icra ederken güvenlik birinci dereceden önem teşkil etmekte ve çeşitli yöntemlerle güvenlik mekanizması sağlanmaktadır. Bu yöntemler genellikle kullanıcı rol ve yetkilendirmeleriyle sağlanmaktayken verilere dönük olarak da VIV gibi yapılarla gerçekleştirilebilmektedir. SQL Server'da hangi kullanıcının hangi tablo üzerinde hangi işlemi yapabileceğini belirleyebiliyoruz. Lakin kullanıcıların kendilerini ilgilendiren verileri görmesini belirleyemiyoruz. Ta ki SQL Server 2016 ile gelen Row Level Security özelliği gelene kadar. Şöyle bir örnek üzerinden anlatım yaparsak konuyu oldukça kısa tutacağımız kanaatindeyim. Bir tablo ve bu tablo üzerinden yetkilendirilmiş birden fazla kullanıcı düşünelim. Row Level Security özelliği ile her yetkili kullanıcı sadece kendisine ait kayıtları sorgulayabilecektir. Biz genellikle bu işlem için bir Store Procedure yahut fonksiyon ile parametre olarak alınan kullanıcı adına özel olarak verileri seçiyorduk. Artık bu işlemi daha teknik boyutta row level security ile gerçekleştireceğiz. Yani anlayacağınız, row level security özelliği ile kullanıcılara tablo üzerinde yetki verirken tüm kayıtlara değil, sadece kendisini ilgilendiren kayıtlara özel bir yetkilendirme yapıyor olacağız. Şimdi bir sonraki dersimizde row level security uygulamasının nasıl teknik olarak yapıldığını inceliyor olacağız. Görüşmek üzere.